İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun olağan oturumu gerçekleşti. ABD, Rusya Dışişleri Bakanları Ermenistan-Azerbaycan sorununun çözümünü tartıştı. 10 milyon ağaç girişimi çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına 150 binden fazla fidan dikildi. Paşinyan, 500 ile 600 Azeri'nin hala Ermenistan Cumhuriyeti'nde olduğunu ve durumun gerginliğini koruduğunu belirtti. Hayastan adlı Tüm Ermeniler Fonu, Caroline Cox adlı rehabilitasyon merkezini yenilemeyi üstlendi. Batı Ermenistan'ın doğa harikaları, Sasun'daki buzlu mağarası. Ulusal Galeri, büyük Ermeni ressamlarının restore edilmiş tuvallerini sanatseverlere sundu. Türkolog Diran Lokma Gözcan ile röportaj. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun olağan oturumu gerçekleşti. Oturuma Parlamento Başkanı Leonardo Basmacian başkanlık etti. Parlamento, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Konsolosu Guillermo Caramanya'nın 15 Mayıs'ta düzenlediği Batı Ermenistan Nedir konulu çevrimiçi konferans sonuçlarını tartıştı. Daha sonra parlamento Cavahk ile ilgili konuya değindi. Görüşmeler yapıldı ancak nihai açıklamalar önümüzdeki hafta verilecek. Batı Ermenistan hükümetinin olağan oturumunun bugün gerçekleşeceğini hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasındaki anlaşmazlığın çözümünü Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Arktik Konseyi Bakanlar Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen ikili toplantının detayları ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Ned Price tarafından açıklandı. Price, Genel Sekreter, Suriye halkına insani erişim sağlamanın önemini vurguladı. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki soruna uzun vadeli siyasi çözüm arayışı da dahil olmak üzere bölgesel meseleler de tartıştılar dedi. Görüşmede Blinken, Amerika Birleşik Devletleri'nin Moskova ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki aradığını kaydetti. Ermenistan Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı'nın Orman Komitesi Başkan Vekili Artur Bedrosyan, Armenpress'in sorusuna verdiği cevapta 10 milyon ağaç çevre koruma girişimi çerçevesinde Orman Komitesi'nin şubelerinin çevrelerine 156.600 ağaç dikildiğini açıkladı. 10 milyon ağaç çevre koruma girişimi 2020'de başlatıldı ancak Ermenicesi Takavarak olan koronavirüs salgını ve Eylül ayında başlayan savaş göz önüne alındığında sürenin 2021 yılının sonuna kadar ertelenmesine karar verildi. Bu yılın Nisan ayında Litvanya hükümeti tarafından sağlanan 10 bin huş ağacı dahil olmak üzere toplam 156.600 ağaç dikildi. Bedrosyan, Hayantar adlı kar amacı gütmeyen devlet kuruluşunun Vanazor Ormancılık Şubesi'nin alanlarına dikildi, dedi. Hayantar adlı kar amacı gütmeyen devlet kuruluşu tarafından Yerevan şehrinin alanlarına, parklara ve bahçelere ağaç dikmeleri için Ermenistan Cumhuriyeti Bölgesel Yönetim Kurullarına 161.480 fidan sağlandı. 2021 sonbaharında yaklaşık 200 bin fidan kullanılması planlanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırındaki Sünik ve Geharkünik bölgelerindeki operasyonel durumun değişmediği, durumun gerginliğini hala koruduğunu bugünkü hükümet oturumunun başında belirterek 500-600 Azeri'nin hala Ermenistan'ın farklı bölgelerinde olduğunu kaydetti. Paşinyan, silahlı kuvvetlerimizin eylemlerinin mantığı Azerbaycanlıların eylemlerinin potansiyelini taktik eylemlerle sınırlamaktır. Siyasi olarak görevimiz durumun kontrolden çıkmasını önlemek, yani herhangi bir savaş veya askeri çatışma senaryosunu dışlamak için elimizden gelen en iyisini yapmak ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin Ermenistan topraklarını terk etmesini sağlamaktır, dedi. Hayastan adlı Tüm Ermeniler Fonu'ndan Artsakh Press'e aktarılan bilgiye göre Stepanakert'teki Caroline Cox adlı rehabilitasyon merkezi Artsakh'ta kendi türünde bir ilk ve tek örnektir. Merkez 1998 yılında İngiltere Lordlar Kamarası üyesi eski sözcüsü yardımcısı Caroline Cox'un girişimiyle kuruldu. Merkez 23 yıldır engelli kişilere bağımsızlıklarını, sosyal entegrasyonlarını teşvik ederek ve yaşam kalitelerini iyileştirerek rehabilitasyon tedavi sağlamaktır. Merkez yaklaşık 3 aydır 3. Artsakh Savaşı'nda yaralanan askerler için rehabilitasyon tedavisi sağlıyor. Hayastan adlı Tüm Ermeniler Fonu, stratejik öneme sahip bu merkezin işleyişini önemseyerek ve
merkezin modernizasyonunu dikkate alarak büyük miktarda tıbbi malzeme bağışladı ve merkezin tadilatını üstlendi. Batı Ermenistan'daki Batman ilinin Sason ilçesinde 2500 rakımlı Dabananka yaylasında kış aylarında kalınlığı 10 metreye kadar ulaşan kar havanın ısınmasıyla eriyerek 3 metre yüksekliğinde mağaralara ve 50 metre uzunluğunda kardan tünellere dönüştü. Yaklaşık 2500 metre rakımdaki yaylada kış aylarında düşen ve biriken kar havanın ısınmasıyla eriyerek tünellere dönüşüyor. Doğa harikası tüneller yöre sakinleri kadar doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor. Tünelin içine giren ziyaretçiler sıcak havada serinleme fırsatı buluyor. Batı Ermenistan'ın zengin doğasının bu harikasını görmek istiyorsanız en ufak bir fırsatınız olduğunda ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Galerisi 20. yüzyılın önde gelen ressamları Gevorg Başincaryan, Mardiros Saryan ve Hagop Kocayan'ın tuvallerini onardı ve geniş sanatseverler beğenisine sunuyor. Armen Press tarafından bildirildiğine göre serginin resmi açılış töreni galerinin sergi salonlarından birinde gerçekleşti. Galeri müdürü Marina Agopyan, sergi bu yılki Uluslararası Müzeler Günü'ne adanan müzelerin geleceği, yenilenmek ve yeni anlam vermek başlığıyla doğrudan ilgili. Restorasyona değinmeye ve galeri tarihinde ilk kez restore edilmiş sergilerden oluşan bir sergi açmaya karar verdik, dedi. Hagopyan'a göre sergi sadece restore edilmiş resimleri değil, aynı zamanda nihai sonuca ulaşmadan önce gerçekleştirilen en karmaşık restorasyon sürecini de sunuyor. Başincaryan'ın, Saryan'ın ve Kocayan'ın resimleri 6 ayda restore edildi. Resimler son derece kötü durumdaydı. Çok ciddi çalışmalar yapıldı ve bunun sayesinde resimler galeriyi süsleyecek. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vestern Armenia TV yayınında Türkolog Diran Lokma Gözyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin güvenlik sorunları, özellikle de Sünik'teki durum hakkında konuştu. Türkiye'nin gerçekleştirdiği ve gelecekte beklenebilecek adımlarını analiz etti. Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü tarafından olası tepkilere, Çin, Hindistan veya İran'a askeri yardım başvurusunda bulunmanın olası seçeneklerine değindi. Türkolog sözünü gelecek olayların tahmini ile bitirdi. Röportaj YouTube kanalımızda mevcuttur. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Karin adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Amran Kişer adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.